Ne gösteriyor bu durum? Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Bu konuyla ilgili, yani Filistin konusu gündeme geldiği andan itibaren de Türkiye'de hakikaten gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız falan, bunların hemen olaya müdahil olup konuyla ilgili ilgili taraflarla görüşmeler başlatmaları ve itidal çağrılarında bulunmaları çok önemli bir adımdı. Ve dikkat edilirse o günlerde yapılan muhalefet tarafından yapılan her açıklamada da bu tür tavrın destek gördüğü yine hep gündeme getiriliyordu. Ve bu tavrın devam edilmesinden yana olunduğu ifade ediliyordu. Ancak sonraki günlerde olayları yatıştırmak, itidal çağrısılarını tekrarlamak yerine bazı açıklamalarda çok sert söylemler meydana geldi. Bu durum ister istemez bazı Batı ülkelerinin, tabii ki bunların arasında İsrail'de diyeceğiz, İsrail ve Batı ülkelerinin Türkiye bakışını da olumsuz yönde etkilemeye başladı. Oysa Türkiye'nin yaptığı, tabii ki öncelikle şunu ifade edelim, doğru bir yoldu. Çünkü insanların ölmemesi, can kayıplarının olmaması Türkiye'nin hep öncelikleri arasında yer alıyordu. Ve bunu yaparken hep başından beri gündeme getirdiği konuların arasında da iki devletli bir çözüm. Çünkü iki devletli bir çözüm olmadığı sürece İsrail'de kanın durması mümkün değil. Ve o insanların birlikte yaşaması da herhalde bu durumda zaten mümkün olmadığı da yaşanan olaylarda gösteriyor. Türkiye garantör olmak istedi ve bu tabii ki Filistin'in yanında, Filistin'in garantörü olarak olmak istedi. Fakat bu konuda da yeterli desteği göremedi. ABD yetkilileriyle yapılan Dışişleri Bakanımızın yaptığı görüşmelerde de yine garantörlük konusu, iki devletli çözüm önerileri de gündeme getirildi. İki devletli çözüm önerilerine Amerika'nın başta sıcak baktığını, ancak gelişmelerin pek de bu konuda bir ilerleme olmadığını ya da olmayacağını gösteriyor Can. Nitekim olaylara baktığın zaman Filistin halkı yapayalnız bırakılmış, ne batıdan bir ses çıkıyor, ne işte zaten Arap ülkelerinden, ne İslam ülkelerinden bir ses çıkmıyor. Ve ses çıkmadığı için de İsrail daha rahat hareket ediyor. Nasıl olsa önlerinde bir engel olarak hiçbir şeyi görmedikleri için vuruyor, kırıyor ve bunların arasında hakikaten insanlığa yakışmayan, hiçbir savaşta olmaması gereken adımlar da atılıyor. Hastanelerin vurulması, yardımların engellenmesi. Yardımların engellenmesi bile tek başına ayrıca bir savaş suçudur. Ve bir kapıdan bu yardımlar yapılabiliyor. Filistin, Mısır'daki Refah kapısından. Bu kapıdan da çok sınırlı geçişlere izin veriliyor. Kızılay gibi kuruluşların oradaki tesisleri ve hastanelerini vurulduğu bir olayda hakikaten orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Ancak bu dramada dünyanın seyirci kaldığını da ifade edelim. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın yine bugünkü yaptığı açıklamalarda son derece önemli. Ancak bu önemli görüşmeler yapılıyor fakat bir sonuç alınamıyor. Sonuç alınamadığı için de İsrail vurmaya devam ediyor. Anlaşılan bu daha uzun sürecek. Görünen o ki Can, kuzeydeki, güneydeki şeyleri, Filistinleri kuzeye çekmek ve orada sivilleri ve orada bulunan yabancıları bölge dışına taşıdıktan sonra orada tam anlamıyla işte teröristleri olarak niteledikleri Kassam gruplarının, silahlı gruplarının bulunduğu yeri tam anlamıyla herhalde bir orada katliam yaşanacak gibi bir hava var. Fakat Filistinlerin de önemli bir bölümü bu bulundukları yeri terk etmek niyetinde değiller. Çünkü başlangıçta bu grupların sınır ötesine yaptığı harekat, İsrail topraklarına girmeleri kendilerine çok büyük bir moral olmuştu. Evet, bugün büyük yıkıntılar falan var ama şimdi bu yıkıntılar, bu katliamlar insanları daha çok birbirlerine kenetliyor. Daha çok düşmanlarına karşı veya düşman gördüklerine karşı birlikte hareket etme arzularını daha da güçlendiriyor. Böyle bir durumla şu anda karşı karşıyayız. Ama şu var ki dünya el uzatmadığı sürece oradaki bu katliamların önünü durdurmak mümkün gözükmüyor. Burada tabii Türkiye'ye de yine çok önemli görevler düşüyor. Ancak Türkiye'nin de tek başına bu işlerin altından kalkması da zor. Bu arada özellikle yapılacak açıklamalarda da biraz sınırlamalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşin garibi bu Cibaliye bölgesine 2002 yılında da bir katliam gerçekleştirilmişti. Ve o dönemde Bülent Ecevit başbakandı. Bülent Ecevit o zaman şöyle bir açıklama yapmıştı. İsrail'in yaptığı soykırımdır diye. Fakat Dışişleri Bakanlığı'nın o dönem yaptığı bir uyarıdan sonra bunu biraz düzeltir maksadını açan bir açıklama olarak nitelendirildi. Fakat ne olduysa ondan sonra Bülent Ecevit'in başına gelmedik kalmadı. Hastalıklar, sonra böyle hükümeti darmadağın eden adımlar, birdenbire erken seçim kararları, yine aynı şekilde baktığın zaman o dönemde Yaser Arafat'ın hastalanması, rahatsızlanması hepsi bu döneme geliyor. Yaser Arafat'ın o dönemde Türkiye'ye davet edilmesine rağmen Fransa'ya gitmesi ve orada rahatsızlığın ilerlemesi, hayatını kaybetmesi hepsi belli bir, yani bu açıklamaların arkasından gelmesi de tabii ki o zaman için düşündürücüydü. Bugün de baktığımız zaman benzer açıklamalar yapılıyor. Allah korusun, acaba İsrail'in başka bir takım hesapları mı var veya bilmediğimiz bazı mekanizmalar mı devreye sokuyor? Bunlara karşı da ülke olarak, devletimiz olarak duyarlı olmamız gerektiğini de eklemek istiyorum.